Damlıyordum ama artık. Ben bir ara bunun üzerinde şey yapıyordum ama poşet geçiriyordum. Tekrar bildiğim poşeti bulayım. Bir smoothing yapacağız. Ama Laplace smoothing'de gibi advanced smoothing olmayacak bu. Birazcık daha akıllı yapacağız. Şu şekilde balık hikayesine dönüyorum. Diyelim ki balık yakalıyorsunuz. Elimizde 8 tane balık cinsi var. İşte crab var, perch var, whitefish var, trout var. Ne olduklarını bilmiyorum. Sormal, yiğit, catfish, bass var. Tamam mı? Gün boyunca balık yakaladım. Elime şunlar geçti. 10 tane carp yakalamışım. 3 P, 2 W, 1 tane trout yakalamışım. Bir salmon, bir eel. Toplam 18 tane balık yakalamışım. Tamam mı? 18 tane balık yakalamışım. Balığın çoğu yok biliyorsunuz değil mi? Fishes olmuyor. 18 tane balık yakalamışım. Yakalamadığım balıklar hangileri? Bass yok, catfish yok. İki tanesi yok değil mi? Bass ve catfish yok. Tamam. Doğru mu? Bu Josh Goodman Intuition diyor ki Good Turing ya da Josh Goodman Intuition diyor ki How likely is it that the next fish caught is from a new species? Yani bu yakalamalık, yeni yakalayacağım balık, daha önce yakalamalıklarım arasından bir tanesinin olma ihtimali ne? Adam diyor ki, bir tane yakaladığım balık cinsleri hangileri? İşte şunlar, trout, salmon, bir de eel, tamam mı? Bunlardan birer tane yakalamışsın. Öyleyse 3/18 ihtimalle sadece bir tane yakaladığın cinsten yakalama ihtimalin var diyor. Öyleyse bu olacak, 3/18. Yani yeni bir balık çiğ türü yakalama ihtimali 3/18. Assuming so, how likely is it that the next species is trout? Şimdi hangilerini yakalamamıştım ben? Trout'tan yakalamadım. Bass ve catfish mi? O zaman catfish. Bir dakika, trout yakalamamışım. Ne diyorsun? Bir trout. Bir trout. Bass yakalamadım. Catfish. Kaç tane var? Çok var. Catfish var, whitefish var. Öten çok fazla. Eel de var, değil mi? Evet, tamam, doğru. Öyleyse 3/18 şey. Tamam. Assuming so, how likely is it that the next species is a trout? Trout ama trout kaç tane yakalamışsın daha önceden? Tamam, bu zaten 1/18. Daha önceden yakalamadığım bir balığı yakalama ihtimalim 3/18. Bunda da problem yok. Tamam. Yalnız şey şu. Daha önceden yakalamadığım bir balık yakalama ihtimali buysa trout'un yakalama ihtimali 1/18'den düşük olması lazım. Niye? Kere yakalanmış 1/18. Bir kere yakalanmış 1/18 ama hiç yakalamadığım ihtimali 3/18 dedim sen. Neydi bu? Hiç yakalamadığım bir balık türünü yakalama ihtimali 3/18 dedim. Değil mi? Hiç yakalamadığım bir balık. Çünkü oradan birer tane yakalanmış diye 3 tane var burada. Dolayısıyla onların toplamı 1 geçmeye başladı. Dolayısıyla ben şunlardan yine düşürme yapmam lazım. Şurada. Aynen Laplace smoothing'de olduğu gibi. Yani daha akıllı bir düşürme yapacağım burada. Birazcık daha akıllı bir düşürme yapacağım burada. Birazcık notasyon vermiş adam burada. Nx demek frequency of the frequency of frequency x demek. Ne yani? N10 demek. N10 ne demek N10? Buna göre. 10 tane yakalanmış. Evet, 10 tane yakalanmış olan balıkların 10 tane yakalanmış olan balıkların kaç tane yakalandı? Frequency of frequency of x. O da 10 tane yakalanmış. Bir tane var sadece. N10-1, N3-1, N4-0, N5-0, N2, N1 kaç N1? N1-3 değil mi? Diğerlerinin hepsi N1, diğerlerinin hepsi de 0 olacak. Tamam mı? Bu durumda N1-3, N10-1. Tamam mı? Good Turing Intuition diyor ki, rakamlarını diyor buna göre ayarlayacaksın diyor. Reconstructed count'lar yine var burada. C0'ın count'u diyor bu olsun diyor. Ne demek C0 yıldız? Şu ne demek?
Ne demek bu? Reconstructed. Tamam, rakamlar ne? Rakamları söyleyin bana. C0 yıldız kaç çıkacak? C0 yıldız? C1'deki kaç? 3. 3. 3 tane değil mi? C0, reconstructed C0 count'u bu çıkacak. Bu bizim şeyimizde P0'ımız şu ne demek? Bir tane yakalanmış balıkların toplam balık yakalanma oranlarında bu olacak. Ve reconstructed şeylerinde bu şekilde olacak. Rakamlar. Başlangıçta bunu vermiş. Tamam mı? Şimdi bunu niye doğrudan hesaplayamıyor? Hesaplayamıyor çünkü bir önceki lazım ya burada. Bir önceki de buradan gelmiş. NC artı birler falan buradan gelmiş. Ne yapıyor? NC'yi şunlar ne demek? NC artı bir bölü NC çarpı C artı bir demiş burada. C artı bir demiş. Ne yapıyor? Benim rakamlarım use the number of species words we have seen once. Onu hesaplamak için bunu hesaplamış. Bir üst taraftaki hesaplamak için de bir alt katmanda neler varsa onların üstüne koyuyor. All adreslerimiz are adjusted to give probabilities for unseen. Diğerlerinin probabilitelerini ona göre ayarlamış, düşürmesi lazım onlar. Tekrar baktığım zaman buraya, bunlar rakamlar aynı. Bu rakamlara baktığım zaman burada P0.3.18 geldiğini zaten söylemiştik. Bu P yıldız GT adjusted good Turing intuition için olanı. N1 bölü ne dedik buraya ve kaç gelmiş esasında iyinin gelme ihtimali diyor burada. Bir dakika. P iyinin gelme ihtimali burada 2 bölü 3 olamaz ya, bu yanlışlık var burada. Yok, bu doğru değil. Neyse, ben buradaki rakamları geçmeden şunlara bakayım ben. Buradan bulabiliriz esasında. Good Turing Fish Example için MLE zaten 2 dakika. Unseen için 2 tane grup vardı burada. 0 değil mi? Child için 1. Bunlar daha önceki countlarım. Maximum Likelihood Estimation'da Unseen'ler için 0.18 0. Bunun için Child için 1.18 problem yok. Şeye geldiğim zaman, Good Turing hesaplamalarına geldiğim zaman Unseen şeyi probabilitesi bu. N1 bölü N 3 bölü 18 0.17. Biraz diyor bakmıştık ona. Tamam mı? 0.17. Bu bizim Good Turing'e göre Unseen probabilitesi. Peki Trout için probabilitemiz ne? Trout için probabilitemiz de bu olacak. Tamam, nokta 67 buradan geldi. 2 bölü 3 değil mi? Evet. Nokta 67 bölü 18. Neydi formülümüz? Formülümüz şuydu. Formülümüz. İşte burada N 1 bölü N. N 18. N 1 de bu. 0.37 gelmiş. Rakamımız dolayısıyla 1 bölü 18'den buraya düştü. 0.37 gelmiş. Hocam bu şimdi şey, mesela hiç görmemiş bir balık yakalama olasılığı daha yüksek oldu. Hiç görmemiş bir balık yakalama ihtimali zaten MLE'ye göre sıfırdı. Ama şimdi en alttaki çevreye göre... Evet, arttı. Zaten Sumatik o işe yarıyor ya, sıfır diye bir şey olmaz diyor. Trout'tan büyük oldu ama. O biraz saçma oldu. Nasıl büyük oldu? Mesela Trout daha önceden görülmüş. 0.37'den. 0.37'den. Ama bu niye daha büyük buna göre? Bu unseen fish demek bass or catfish, tamam mı? Hı. İki tane var orada. Artı bu yani sadece şu balığın görme ihtimali nedir diye sormuyor. Daha önce görmediğim bir balık görme ihtimali nedir diye soruyor. Anladın mı? Yani o görmediklerin içerisinde kaç tane grup var diye bakmıyor. Daha önceden görmediğim bir balık çıkma ihtimaline, daha önceden görmediğim balık ihtimali diyor, şeyle aynı olması lazım. Bir tane gördüğüm balık ihtimali aynı olması lazım diyor. Intuition öyle. Bu rakam bundan büyük doğru. Bunlar smoothing teknikleri, yani ne demişti? Sıfırlarla uğraşıyoruz biz burada. Sıfır olmasının iki sebebi olabilir.
ya görülmesi imkansız bir olaydır o. O bir ya da nadir bir olaydır değil mi? Esasında o Shakespeare datasetine baktığınız zaman onların çoğu görülmesi imkansız bayramlar. Onlar da rakamlarını artırmak zorunda kalıyor. Yani bu mükemmel bir yöntem değil. Maximum likelihood estimation'dan, maximum likelihood estimation de mükemmel bir yöntem değildi. Elimizdeki dataseti optimize ediyoruz, o kadar. O ne yapıyor? Elimizdeki dataseti optimize ediyor ama sıfırlara da diğerlerin count'larını azaltarak rakam vermeye çalışıyor. Good Turing estimation, good Turing estimation. Rakamlar bu şekilde değişmiş. Daha önceden burada bunlar bigramlar mıydı yoksa şey miydi acaba ya? Bigram diyor hocam en üstte başlıkta. Doğru, bigram olur, evet. Şu kadar 74 şu 74 milyar tane sıfır gelmiş bigramın olma şeyini count'unu şey böyle yapmış. Diyor ki esasında sen onları sıfır görmedin. Şu kadar tane gördüm diyor. Good Turing intuition. Bir tane de esasında bir tane görmedin, hemen hemen yarım gördüm diyor. İki tane gördüklerinde bir 26 oldu diyor. Bunlar AP veri seti için, Associated Press Nays Y veri seti için. Bu da Berkeley restoran için. Şeyi anladınız mı? Neye göre nasıl değişmiş bunlar? Esasında sıfır gördüklerin bu rakamlar daha büyük bakın buna göre değil mi? Sıfır için daha büyük. 1 için daha büyük, 2 için daha büyük, 6 için birazcık daha küçük öbürüne göre. Nasıl oluyor, nereden geliyor bu fark? Bu adam AP, Berkeley'e göre hangisi daha büyük bir tane veri seti bunları? Berkeley oyuncaktı değil mi? 9000 tane cümlesi var. AP'nin ismi çok daha büyük. Burada hiç görmediği şeylere bakınsana, paygramları. Çok 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 daha büyük diğerine göre. Diyor ki bu, ben esasında çok daha büyük olduğu için istatistiğim çok daha kuvvetli. Gördüğüme daha fazla inanıyorum diyor. Sıfırdan daha az görmüş. Sıfırdan görmediklerine çok küçük bir şey count koymuş. Bu görmedikleri yok diyor. Benim yeteri kadar büyük bir data setim yok. O nedenle daha önceden görmediğim şeylerin sıfır olma ihtimali o kadar da sıfır değil. Daha büyük bir rakam vermiş. Daha büyük bir rakam vermiş. Mantık birazcık o. Mantık birazcık. Bunda tabii ki şey sayısı çok daha fazla, sıfır olan orijinal bigram sayısı çok daha fazla, burada daha az. Buradaki sıfırlara birazcık rakam atabilirken şunların toplamanın hepsinin bir etmesi lazım. Probabilitelerini, bunlar count'lar gerçi, probability count bunlar. Öyleyse bu rakamların bu şekilde ayarlanmış olması lazım. Şeye bağlı yani, NC'ye bayağı bir bağlı. NC'ye kaç tane gördüğüne bayağı bir bağlı götüreyim. Şeye göre birazcık daha karışık hesaplaması. Laplace Smoothing'e göre. Ama rakamlar diğeri gibi o kadar saçmalamıyor. O kadar saçmalamıyor. Bazıları diyorlar ki, sorulamam mı şu ana kadar? Bazıları diyor. Evet. Bu kantlar nereden çıktı? Çok anlamadım. Reconstructed kantlar işte burada. Şurada. Şu. Bu. Formülü burada. NC artı 1 bölü NC çarpı C artı 1. Ama şey, o probability'den bahsediyordum. Nasıl o? Yani şey, görmediklerimizden yani olasılıklarından bahsediyorduk. Nasıl bu? Yani bu farklı, bu count. Şimdi sıfırla bir arasında giden değil mi problem? Sıfır, yani sıfır gördükte bunun intuition'un altında şu yazıyor. Şu yazıyor. Daha önceden hiç görmediğim iki tane balık türü var değil mi? Bunlardan gelme ihtimali ne? Bunlardan gelme ihtimali diyor esasında, şunlardan gelme ihtimali. Sadece bir tane gördüğüm balık gelme ihtimali neyse o kadardır diyor. Şey bu. Hani sen sordun ya, daha önceden görmediklerine dayalı bir intüisyona vardı. İşte bunu söylediği şey bu. Senin sorduğun ne? Evet, yani o yani. Dolayısıyla bu ne şeyi kullanırken, şuradaki reconstructed count'u kullanırken, tamam mı? Reconstructed count'u kullanırken
NC ile NC artı 1'in şeylerini oranlıyor birbirlerine. Gelen kamplarını. Formülü mü anlamadın? Anlamadığım bir şey ya. Sorunu anlamadım ben senin. We were discussing the probabilities of unseen data. Now we are writing the counts of them. I don't understand. Reconstructed counts. Reconstructed counts. Reconstructed count means that in order to able to go back to the okay. So when we started first, these are our counts, right? Yeah. From the counts, we went to the probabilities. Okay. Laplace-Somatin gave me a formula for the new probability. That's the formula. So if I wanted to explain these, not with respect to the probability, but with respect to the counts, how do I go back to the counts again? So these are my original counts. These are my modified probabilities. If I want to go back to the counts again, what do I do? This is the formula for the Laplace-Somatin. So I would say that I didn't see this number 600 times, but I saw it 240 times. Okay, so that's the intuition. But that intuition did not work very well for the Laplace-Somatin. So I invented something new. That something new is if you didn't see anything at all, that means that your probability is the same as the number is the same as the type where you have seen only once. That's the intuition. Again, Laplace-Somatin has some assumptions. This one has assumptions too. We are not saying that this is better than the other one, or we are not saying that this is how it should be done. It's like the assumption of the maximum likelihood estimation. It is trying to optimize something. So that's the main idea. Using this idea, they put the numbers together and they extracted these numbers. And these numbers are not behaving that bad with respect to the they are not as bad as the Laplacian-Somatin. Because in the Laplacian-Somatin sometimes you have with respect to the counts, sometimes you have tenfold modifications. In some cases, in this case, the numbers are compatible, like from 519 to 4.5, from 4 to 3 or something. So the numbers are not that different. And I handled the zero count case very well. So now here we calculated the probabilities of seen data and unseen data according to this intuition. Then we converted them back to counts. Well, I have two formulas. One formula is for calculating the probabilities and one formula for calculating the counts. Yeah. Why am I giving you the counts? Because if I give you the probabilities only, probabilities doesn't make much sense. Right? I mean, it is 0.00 something something something. But these numbers kind of make sense. Instead of 0, I am seeing this. Instead of 0, I am seeing this. That's why NLP people like seeing the counts instead of probabilities. So I can adjust two things. I can adjust the probability, or I can adjust the count. If I show you the counts, it's like perplexity. When I show you the perplexity, it has some meaning, right? It's like the count, more meaningful than the probability. If I give you the probability, is 0.00007. That doesn't mean much. But if I give you the perplexity, how many ways I can go? It's like 100, so it is. I mean, 100 seems good enough. Instead of 400, it is 100. So 100 different words I can put in this position. The intuition is same as that one. Okay. So some people say that I should trust if my number of observations is large enough for some k, for example. Assume large counts are reliable, so I don't need to adjust those for some k. Let's say if for some bigram I have seen it 1,000 times, so maybe I should not change the counts of those values.
So that complicates calculating the C star, which is the reconstruct count. For that one, they have given this formula. It's kind of complicated. This formula is for numbers or observations between 1 and k. Okay, 1 and k. After k, whatever you have observed is the reliable value. So this is only applicable for observations smaller than k. If k is, let's say, larger than 40, then I don't need any smoothing for that kind of observation. Okay. What else assumptions do I have here? We assume singleton counts are unreliable, so treat n grams with counts of 1 as they would work count 0. Okay. So now count 0 and count 1 is the same thing for us with this observation. Also, we need the nk to be non-zero. So we need to smooth the nk counts before computing c star from them. Okay. So this is just an extension of smoothing ideas. Okay, any questions? We talked about smoothing. Those zero counts, we don't like them. Ben İngilizce mi konuşuyormuşum? Dinliği bile bakıyorlar yani. Bir şey mi konuşuyorsun? Hocam burayı bir daha tekrar edeyim. Neden? Ne zamandan beri ince konuşuyorsun? Bu slaytlardayız. Yeniler. Tamam o. Anlamadınız beni ha? Eğer C... Şimdi... Bir tane baygram var, 100 defa görmüşsün. Tamam, bunu ayarlamanın bir manası yok. 100 defa görmüşsün. Reliable bir istatistik var. Yani onu değiştirmeye gerek yok. Reliable olmayan istatistikler neredeydi? Ne diyordu adamın kuralı? Zipf denen adamın kuralı. Diyordu ki bazı olaylar var, çok sık oluyor ve çok birkaç tane olay, bunlar çok sık oluyor. Bunların istatistiklerini çok rahat bir şekilde toplayabilirsin. Ama bazı olaylar var, çok sayıda olay bunlar. Ama nadiren oluyorlar. Onların istatistiklerine çok fazla güvenmiyorum. Bunları smooth etmemiz lazım. Bir defa, sıfır defa geçenleri. Bu adam da diyor ki madem bunu yapacaksın diyor, çok sık gördüğün olayların smoothingini yapma diyor. Çok sık gördüğün olayların smoothingini yapma diyor. Yapmamak için ne yapman? Yani kendine K seçiyorsun. K mesela 40 olsun. 40 defadan daha az gördüğün baygramları smooth ediyorsun, diğerlerini etmiyorsun. Formül de burada işte. C 1 ile 40 arasındaysa onun kucu korsak dediğim hali bunlar. Bu aynı zamanda diyor ki bir tane baygramı sıfır defa ya da bir defa görmüşsün fark etmez diyor. Onlar diyor görmemiş, kabul edebilirsin. Biri de hiç, biri adam yerine koymuyor yani. O şekilde yapmış. Tamam. Çok karışık bir şey. Formül karışık. Nasıl çıkardıklarını bilmiyorum. Baksak belki buluruz da o kadar çok kafa görmeye gerek yok. Sadece hani smooth ederken ne yapıyordu? Count'ları aşağı doğru ittirmeye çalışıyordu. Bir gördüğünün count'u daha da azalmıştı. Sıfır gördüğünün count'u artmıştı. İki gördüğününki azalmıştı. Bunu sürekli tüm C'ler için yapıyordu değil mi? Tüm C. Tüm C'ler için yapma. Sadece K'ya kadar olanları yapıyor. Dolayısıyla modifikasyonlar 1 ile K arasında 1 ile K arasında olanlar da oluyor. Diğerlerinde smoothing olmuyor. Tamam. Smoothing hakkında söylediklerim bu kadar. Smoothing'le birazcık alakalı başka bir konu var. Ona bakacağız. Back of an interpolation. Var mı sorusu olan smoothing'le alakalı? Smoothing'in problemi ne? Sıfır. Sıfırlar hoşuna gitmiyor. ML'de maximum likelihood testini, hani ben sormuştum. Kim sormuştu geçen ders hocam? ML'den başka ne olabilir ki diye. Birisi susa mı sormuştu? ML'nin assumption'ı ne? Elindeki veri setini açıklayabilecek en güzel yöntem bu. Ama elindeki veri seti dünya, tüm dünya demek değil. Hatta Google'ın şeyinde bile, tüm dünyadaki tüm metinleri taramış veri setinde bile ML yaptığı zaman başım belaya girdi, orada bile sıfır countları çok. Onlarla ilgili smoothing falan yapılması lazım. Dolayısıyla ML elindeki veri setini açıklıyor ama gerçek dünyada olabilecek bir gün sonra başına gelecekleri açıklamıyor. Smoothing bunu yapıyor. Elindeki veri seti bu ama elindeki veri setini smooth edersen ben, bu da veri setine göre değişmiş rakamlar, çok güzel rakamlar. Veri setinin büyüklüğüne göre sıfırdan, şu sıfırdan, birden, ikiden kaç defa geldiğine göre observation'ların farklı olması lazım diyor. Observation'ların farklı olması lazım diyor. Tamam.
Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu somut ederken sıfır olan kabları bile çıkardık. Bile çıkarmadık, hayır. Onu Laplace somuting yapıyordu. Bu öyle yapmıyor. Laplace somuting advan yapıyordu değil mi? Bu öyle yapmıyordu. Bu diyor ki sıfır olanların count esasında diyor bir olanlarla aynı diyor. Yani balık tuttuğunu düşün. Birer tane tuttuğun balıklar var ya, onlardan tutmamış olabilir desen. Onun yerine başka bir cinsten bir tane tutmuş olabilirdin diyor. Ertesi gün aynı balık tutma deneyini bir daha yap. Tamam mı? Neydi en çok tuttuğu? Crab mıydı? Carp mıydı? Carp diye bir tane balık. 10 tane gelmiş. Ertesi gün git balık tut. Yaklaşık 10 tane yine gelecektir carp. 8, 9, 10, 11, 12 gelebilir. Tamam mı? Ama trout'tan bir tane yapmış. Ertesi gün gittiği zaman trout'tan 0 da gelebilir. Catfish gelebilir ertesi gün. Dolayısıyla sıfırla birinin arasında çok büyük fark yok diyor. Yani bir gelme ihtimali neyse sıfır gelme ihtimali de onun gibi aynıdır diye düşünüyorum. Burayı bir mi yapıyor hocam? Mesela iki olsaydı en az sıfır balık sayısı iki midir dedi. Bir demiş ya, bir tane. Zaten bu adam öyle diyor. Şu adam diyor ki esasen sıfırla birinde çok büyük fark yok diyor. Aynen onların ikisini beraber kabul sıfır. Böyle senin söylediğin yapmış oluyor. Senin söylediğini yapmışlar. Yani iki gelenlerin sayısını sıfırdan biri atıyor. Yeni almışsın. Evet. Tamam. Sorting bu. Interpolation var. Ona bakacağız. Interpolation. Another really useful source of knowledge. Şunu hesapladığımızı düşünelim. Şunun formülü hatırlıyor musunuz? Neydi bunun formülü, yazın hemen. P x bölgül y üst taraf bu değil mi? Formül bu. Şimdi x, y, z'nin count'una 0 geldiğini düşün. Count 0, x, y'nin count'u 0. Ne demek bu? Smoothing yapacağız. Tamam, ona kaldık. Ya da smoothing zaten yamama bir tane çözüm. Ya diyor, madem trigram hesaplayacaksın diyor, trigram hesaplamasak da diyor. Tamam mı? Acaba bu işi bigram'a düşünsek olur mu? Yani bunu hesaplarken esasında şunu kullansak. Şunu hesaplarken bigram hesaplasın. Smoothing'le falan ulaşmayalım. Hatta bunu hesaplarken de unigram'da hesaplayabilirim diyor. Yani trigram hesaplarken bigram ve unigramlarda doğru bir şekilde bir araya getirerek hesaplayabilir miyim diyor. Tamam mı? Bunun adına back off deniyor. Use trigram if you have it. Otherwise use bigram. Otherwise use unigram. Nasıl olur bu? Trigram hesaplayamadım. Count'lar sıfır geldi. Onun yerine bunu kullan diyor. Anladın? Ne diyor o zaman? Z'yi at diyor. Şurada. Pardon. X'i at diyor. Şurayı görmeyeceksin. Tamam, bunu attık. Ne oldu? Unigram oldu. Bigram oldu bu. Bu da hesaplayamıyorum. O zaman unigram hesaplıyor. Sadece Z'nin hesaplaması. Buna back off deniyor. Back off. 5 gramdan başladığınızı düşün. 5 gram varsa kullan, reliable bir şey varsa. Yoksa 4 gramını kullan. Yoksa 3 gramını, 2 gramını, 1 gramına kadar düşünebilirsin diyor. Buna back-off deniyor. Buna back-off deniyor. Interpolation da back-off yapma diyor esasında. Bundan üçünü bir yerden kullanabilirsin. Mix all 3 eğer yeteri kadar istatistiğin varsa. Interpolation bu. Okuyun bunu, anlayın. Simple interpolation. Ufak bir detay var ama kaçırmıyor. Şapkalı P, yeni bir tane P türü. Tamam, trigram hesaplarken n-1, n-2 verilmiş n-ciyi bul diyor. Bir, bu zaten var. Bakın bu sağa sola aynı üst taraf. Bunu lambda 1 ile çarp. Bunu lambda 2 ile çarp. Bunu da lambda 3 ile çarp. Back-off yapmıyor. Back-off'ta neydi? Varsa bunu kullan, yoksa bunu kullan, yoksa bunu kullan, değil mi? Burada yoksa zaten elde back kelime yok demektir zaten. Bu diyor ki üçünü beraber kullanıyor interpolation. Yalnız bu lambda'nın üçünün toplamını tabii ki bir etmesi lazım. Diğer türlü probabiliteleri şaşırtırız. Hocam öteki varsa bunu kullan, yoksa bunu kullan falan diyoruz ya. Bu ama var olduğunu kabul ediyor. Buna var tabii. Yoksa 0 0 0 gelir ona da problem var. Üçü de var. Tamam mı? Şu niye böyle yapıyoruz?
Şu çok reliable bir istatistik şu. Niye? Çünkü Bygram table'ın ne kadarı boştu? %99.6'sı boştu. Öyle bir şey boştu. Bununki ne kadar boştur? Bununkisi %1, %2 anca boştur. Belki yoktur. Belki milyonda bir anca boştur. Çünkü geçmeyen kelime olmaz korkmanın, değil mi? Kelime geçiyor. Bygram geçmiyor. Şunun çok daha büyük bir kısmı boş. Dolayısıyla şu çok daha güvenilir bir istatistik ama bu da çok fazla bir şey söylemiyor bana. Güvenilir bir istatistiğin üzerine, tamam mı? Değişik planlara çarpıp daha az güvenilir bir istatistik, daha az güvenilir bir istatistik ama hala bir istatistik bu. Çarpıp topluyorsun bunları. Simple interpolation. Tamam. Lambda 3'e daha küçük diyebilir miyiz yani? Bu lambdaları nasıl tespit ederiz ile ilgili bir tane güzel slide var, ona bakacağız. Büyük mü, küçük mü deriz, büyük mü deriz falan filan. Onu şimdi söylemeyeyim. Makine öğrenmesi yöntemiyle, training yöntemiyle bakacağız ona. Nasıl yaparsın? Sen söyle. Yani güvenilir olanı daha büyük bir katsayı veririm, güvenilir olmayanı daha küçük bir sayıyla çarparım. İşte öyle de böyle eğer bunu da çok bunu 1.0'la çarparım. Madem bu çok güvenilir, ben kendi söylediğimi söylüyorum, kendi çelişiyorum. Madem bu çok güvenilir, öyleyse bunu 1.0 yap. O zaman ne oluyor? Şunların bir manası kalmıyor değil mi? Şu bir önceki gelen kelimeleri, onlar da önemli benim için. Sadece bunu ölçeceksin, o zaman bunu 1.0 yap. Onu çok büyük de tutamıyorsun, tamam mı? Çünkü diğerlerinin önemi kalmıyor. Birazcık şeye bağlı. Hani bu şu kelimenin ne olduğuna bağlı. Tamam mı? Ondan sonra gelenlerin ne olduğuna falan da bağlı. İstatistiğe değişebilir. Zaten bir sonraki şey yorum edecek bize. Şu. Bunu anladınız mı? Başlığına bakın. Lambdas conditional context ne demek? Yani kelimeyi görevini seçmemişse onu düzeltiyor gibi. Bir daha söylesene. Kelimeye göre bu ağırlıkları ayarlıyoruz. Kelimeye göre ağırlıkları değiştiriyor. Şuna, şu ne demekti? Bu n-2'den n-1'e kadar olan kelimeler. Yani sadece bir tane lambda, bir lambda, iki lambda, üçün yok. Her bir kelime şeyine göre, bygramına göre değişik lambdalar var. Bu kelimeler geldiği zaman önüne onun lambdası büyük ya da küçük olabilir. Onu söylüyor. Öyle kelimeler var ki, şu iki tane kelimeler çok nadir geçiyor. Nadir geçiyorsa o zaman şuradan fazla ağırlık vereceksin. Ama öyle kelimeler var ki sık geçiyor. Öyleyse bunun ağırlığını düşük tutabilir. Kontekste göre lambdaları değiştiriyor bu. Kontekste göre lambdalarını değiştiriyor. Tamam, şimdi bu lambdaların nasıl setlediğine bakacağız. Eğitim kümesi kullanacağız. Nasıl yapacağız eğitim kümesi kullanırken? Şeyi nasıl yapıyorduk hatırladınız mı? Yani perplexity'yi nasıl ölçüyorduk? Bir tane 10 milyon tane cümlemiz var. 9 milyon tanesini eğitim için, 1 milyon tanesini test için kullanıyorduk. Aynı şekilde yapacağız. Bir lambda setinden başlayacağız. Tamam mı? Lambda setinden. Ondan sonra lambda setiyle beraber şu interpolation'ı hesaplayacağız, ona göre bir perplexity gelecek, tamam mı? Değişik lambda setinin perplexity'lerini karşılaştıracağım birbirleriyle. En iyi perplexity'yi üreten, en küçük perplexity'yi üreten lambda seti de benim şeyim olacak, çözümüm olacak. How do you set the lambdas? Handout, yani böyle development gibi de, or development corpus, yani bir training için, bir de testing için vardı ya. Choose lambdas which maximize the probability of some handout data. Fix the n-gram probabilities. Then search for lambda values. Then when plugged into equations. Bunlar dot dot olmayacak ya. Bunlar hepsi aynı cümle. Bir cümlenin parçası bunlar, tamam mı? Fix the n-gram probabilities. Then search for lambda values that when plugged into previous equation give largest probability for handouts that can use expectation maximization to do this search. Expectation maximization diye bir tane yöntem var, arama yöntemi. İteratif, bir yere konverj olacağı garanti, optimal konverj olacağı belli değil ama garanti bir yere konverj olacağı. Kendin lambdalar arıyorsun, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Context sensitive olmayan. En iyi hangisi veriyorsa onu kullanacaksın diyor. Arama yapacağız yani. Eğer daha önceden bizim kullandığımız interpolation yapılmayan yöntem en iyiyse, yani bu buna eşitse zaten şunlar 0-0 gelecek. Ama genelde öyle olmuyor. Genelde onun bazı değerler daha iyi oluyor. Tamam, bu da back of
artı interpolation yöntemi. Başka adamın bir tanesinin recursive tanımladığı bir tane back-off yöntemi var. Bu. Recursive tanımlamış buna. Context self yine. Bunu şunun cinsinden, bir önceki cinsinden yapmış, gördünüz mü? Eğer diyor, bakın, daha önceden de bahsetmiştik ya, şeyde de vardı, good Turing intuition'ın arkasında da vardı. Eğer yeteri kadar evidence'ın varsa, şu kelimeler arasında yeteri kadar count görüyorsam, o zaman bununla bunun probabilitesi zaten birbiriyle aynı diyor. Değilse eğer, kontekste bağlı olarak, tamam mı? Bir küçük n eksi bir gram'a bakacaksın diyor. Recursive tanımlamış kendisi. Recursive tanımladığından dolayı da ta base case'e kadar götürmüş. Evet. Bir şey de çaldı. İşte bu şey şu, alfa. Şu da vardı ya, şuradaki. Bu da ona benziyor birazcık. Bir formül içerisinde koymuş. Şu lambdayı alfa gibi düşün. Ya da birazcık kontekste bağlı şunları alfaymış gibi düşün kendi içerisinde. Cut back off diyorlar. Sadece bu genel durum için söylemiş. Bu trigram ve bigramlar için yapmış. Adamın söylediği bir yöntem. Ne kadar iyi çalışıyor bilmiyorum. Ama çok fazla detaya bakmayacağım. Bu bizim bigram probability'de sumut edilmiş probability'lerimiz. Backoff var bunlar herhalde. Tam hatırlamıyorum bunlar rakamların ne olduğunu ya. Hiçbir zaman çirkin sözüm bigram probability'yiz. Şunların hepsinin aynı gelmiş olması ilginç, niye aynı gelmiş ki onlar? Ya bu slide'ın ne olduğunu hatırlayamadım ya. Yok, hatırlamıyorum bunu. Kitaptan mı aldım, başka yerden mi koydum bilmiyorum. Neyse, bunu geçeceğim zaten. Çok da fazla bunları bulmak istemiyorum. Bununla alakalı zaten. Şuna bakmıştık herhalde daha önce. Out of vocabulary words bakmıştık değil mi buna? Demiştik ki, şimdi zero count'la out of word'lar birbirinden farklı. Yani balık tutuyorsun, beklediğin 8 türlü balık var. Bir de çekiyorsun ki garip bir tane balık geldi, hiç hayatında görmediğin bir şey. Tamam mı? Senin vokabülerinde yok zaten o, tamam mı? Vokabülerinde olmayan kelime geldiği zaman ona hemen vokabülerini ekleyip yeni bir tane kelime yapmıyorsun. Yani oradaki V'ni V artı 1 yapmıyorsun. Onun yerine diyorsun ki benim vokabülerimde olmayan kelimeler geldiği zaman onları unknown isimli önemli, özel bir tane token şeyim var. Word type'ım var. Onun içerisinde koyuyorum. Daha önce hiç görmemişim. Gelmesini beklemiyorum. Kelime grubumun içerisinde yok. O türlü kelimelerin hepsini unknown kelimesi olarak birer birer arttırıyorum. Dolayısıyla chaining of unknown probabilities create a fixed lexicon L of size V. Elinde sözlükte B tane kelimesi olan bir leksikonum var. A text normalization phase any chaining word not in L change to unknown. Eğer sözlüğümde yoksa chaining safhasındaki kelime ve içerisinde değilse dolayısıyla o kelimelerin hepsini anlamına çeviriyorum. Sanki bilinen bir kelimeymiş gibi. Ondan sonra tüm engramlarımı bunun üzerinden hesaplıyorum. Bilmeyen tüm kelimeleri aynı kelime yapıyorum yani. Engramlarda da bayağı bir işe yarıyor bu. Niye engramlarda da bayağı bir işe yarıyor? Çünkü genelde bilmediğin kelimeler ne olur? Yer isimleri olur. Değil mi? Yer isimleri olur. Özel isimler falan filan olur. Dolayısıyla yani adamın bir tanesi işte ne diyeyim, cluster denen şehre gittim diyorsa, gittim kelimesinden önce yabancı bir kelime gelme ihtimali oldukça fazladır. Ben de çok da fazla ilgilendirmiyor. Oradaki togramı doğru şekilde hesaplayacağım. Anlamdan sonra gittim, gelebilir diyeceğim. Decoding time'da, test time'da yine aynısı.
Ama geldikçe probabiliteleri teker teker yerlerine koyuyor bir problem yapmak. Ama unknown'la sıfır count'ları karıştırmayın birbirine, tamam mı? Unknown'lar farklı şeyler. Sıfır count olma ihtimali olan vardı ama ben şu ana kadar görmedim. Kelimeyi de biliyorum ben orada. Gelme ihtimali de var. Unknown'lar öyle değil. Unknown, daha önceden ben bu kelimeyi görmemişim. Sözlüğümde de yok. Görüp duruyorum garipleri, kelimeler. Ne yapacağım bunları? Onlar için bir tane ayrı sınıf yapmışım. Tamam. Saat 53 oldu. İsterseniz sorunuz yoksa bir anda bir karar verin. Şöyle bir oradan devam edeceğiz. Tamam mı sorunuz? Yok. Karar verin.